FIFA 20 Fenerbahçe kariyerinin ikinci bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Incubus Gaming kanalından sizleri selamlıyorum. Şimdi önümüzdeki maçlara birlikte bir göz atalım gelin isterseniz. Hemen önümüzde hangi maçlar var? Alanya maçı var. Alanya maçını oynama kararı aldım arkadaşlar. Çünkü Alanya şu an ligde çok iyi gidiyor. Bakalım bize karşı nasıl gidecek? Ankara gücünü simüle edeceğiz. Galatasaray oynayacağız. Arkasından Antalya'yı ve Denizli'yi simüle ederiz. Sonra Konya maçına oynamayız. Orada bitiririz bölümü. Ben böyle düşünüyorum. Umarım size de uygun gelir. Hemen ilerleyelim. Maçta görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kadromuz bu şekilde. Bence gayet güzel. Mesut Özil oynayacak ofansif orta sahada. Bakalım nasıl bir performans alacağız. Duruma göre Kruse'yi sokacağım hemen. Çünkü kanatlarda Mesut'tan çok efektif bir katkı payı alabildiğimizi düşünmüyorum. Ama bu şekilde ben yani alacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Evet, güzel. Güneşli bir günden hepinize merhaba. Gün batımına yakın bir saat arkadaşlar. Musa Çağran top aldı. Sipois, Dovedan. Umarım Fenerbahçe adına güzel bir gün olur. Gollü bir gün olur. 4-5 gol falan atarız böyle. Keşke tabii. Nerede o günler? Biraz zor oluyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi son zamanlarda maçlar. Yeri Rodriguez şimdi aldı topu. Rodriguez. Takımın en hızlı isimlerinden biri. Rodriguez pasını verdi. Verkaç. Çok güzel. Rodriguez koşuyor şimdi. Rodriguez. Kaleye doğru. Rodriguez'e müdahale. Tabii ki penaltı değil. Hakem bildiğiniz gibi bizi çok seviyor. Ama yani neyse, müdahale iyiydi şimdi. Laf etmeyelim de. Luis Gustavo. Ah be. Alamadık topu. Djalma. Dovedan. Şimdi Klosterman'da kaldı top. O da yeni transferlerimiz. En başarılı transferlerimizden bir tanesi. Kanada doğru bir pas. Kolarov indirdi şimdi. Emre Belezoğlu. Pası güzel Kolarov'a. Kolarov'un pası Rodriguez'e. Rodriguez. Güzel paslar. Bunlar Kolarov döndü şimdi. Kolarov ortasına yaptı. Ortası çok kötü yere ya. Adamın arkasına doğru açmasa. Emre Belezoğlu. Ah. Yakın markajdan arkadaşlar. Top kaptırmamak işten bile değil. Çünkü çok yakın markaj yapıyorlar. Kaptırmak yani Allah'ın emri gibi bir şey oluyor. Mesut Özil. Mesut Özil'e bir omuz. Mesut'a ama faul vermedi hakem. Şimdi kanada çevirdiler. Kolarov mevkisinden çok geride kaldı. Mesut. Mesut şimdi aldı topu Mesut. Mesut ilerliyor topla beraber. Çok yetenekli bir isim yeni transferimiz Mesut. Ya bu müdahaleler arkadan müdahale. Hakem, uyuyor musun? Ne yapıyorsun be? Juanfran. Ya uf. Kaymak istemiyorum arkadaşlar ben. Sadece markaja devam etsin istiyorum. Adam orada saçma sapan bir hareket yapıyor. Ben anlamıyorum bazen. O pasla yanlışlıkla verdim Kolarov'a. Allah Allah. Sanki böyle bir iyi oynuyor gibiler arkadaşlar yine. Her zamankinden. Of. Bambu Allah'tan kötü vurdu kafayı arkadaşlar. Yoksa golü yiyorduk. Şimdi başlattık. Adil Rami. Klosterman. Asiler Mesut'a. Mesut. Muriç. Muriç. Bir koşu var orada Emre Belezoğlu'ndan. Emre. Emre topu önünde kaldı. Emre şutunu çekemedi maalesef. Ve geri pas olmasına rağmen hakem yani kaleci bir şey demiyor. Topu eline alıyor. Sıkıntı yok galiba böyle bir geri pasta. Muriç. Pas güzel şimdi. Moses vurabilecek mi? Moses'a vurdurmadılar. Diktiler topu, korkuyorlar. Ne oldu? Ha, offside'miş. Ben dedim ki herhalde yine bize bir şey çaldı. Ya. Güzel pas. Yani ne diyebilirim ki arkadaşlar? Bazen işte oyun böyle sizi tilt edebiliyor FIFA'da. Adil Rami girdi araya şimdi. Kolarov. Mesut. Mesut. Mesut'un pası Rodriguez'e. Rodriguez pası geçti Emre. Kanada bir tane daha bıraktık şimdi. Klosterman. Klosterman aldı topu. Ortası çok güzel yere. Vur. Vur. Gelişine vur. Vole, gol. Luis Gustavo. Fenerbahçe'deki muhtemelen ilk golü arkadaşlar. Çok güzel bir gol. 1-0 öndeyiz. Deplasmanda Alanyaspor'a, ligde şu an çok iyi giden Alanyaspor'a karşı. Şimdi onlar düşünsün. Tzavellas. Adamların isimleri de bir değişik ya. Dovedan. Klosterman. Kolarov. Serdar Aziz. Adil Rami. Emre.
Kolarov açıldı şimdi. Kolarov verdi kanada. Geri Rodriguez şimdi ortasını açtı. Çok güzel. Muriç'in yaptığı hareketi gördünüz değil mi arkadaşlar? Yani kafasını salladı ya resmen. Başka hiçbir şey yapmadı. Sadece kafasını salladı. Evet. Offside. Offside olması lazım. Offside değil mi? Aynen offside. Çok korktum ya. Offside'dan bir gol yemediğimiz kaldı arkadaşlar. Aleyhimize verilen offside kararları falan biliyorsunuz yani ama bizim lehimize hiç vermiyorlar. Bu da lehimize sayılmaz yani. Bu doğru bir karar. Öyle leh aleyhlik bir olay değil yani. Ama offside verseler deli edebilirlerdi beni. Vermeseler daha doğrusu. Altay çok iyi indirdi Serdar Aziz'e. Şimdi Serdar Aziz. Güzel pas. Muriç. Pasını verdi Rodriguez'e. Rodriguez destek bekliyor. Orada bir koşu. Emre. Şimdi Emre. Kolarov sıyrıldı şimdi rakibinden. Kolarov ortası. Çok güzel nokta ya ama vuramadık kafayı. Arkaya çok iyi pas. Efecan. Emre Belezoğlu. Emre. Efecan sıyrıldı. Efecan. Basmamız lazım. Ortaya çevirdi. Serdar Aziz neyse ki güzel noktada. Mesut. Mesut koşuyor. Gustavo Mesut'a verdi tekrar Mesut. Muriç. Ya bizim oyuncular niye açığa kaçmıyor ya? Muriç. Koş. Koş aradan. Ah Emre. Ah işte. Ya koşsalar bir şey yapacağım ama koşmuyorlar arkadaşlar bazen. Gerçekten mal gibi suratıma bakıyor adamlar. Ne yapabilirim bu durumda yani? Mesut Özil. Ona atmamıştım mesela ama. Neyse. Orta. Tabii ki yani sakaldan geçmedi ortanızda. Ne oldu? Ekranın bir çizgi geldi arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Alanyaspor'a karşı çok nasıl diyeyim size artık. Sıkıcı maçlar oluyor. Zorluk seviyesini düşürmeli miyim acaba? Şu an onu düşünüyorum yani. Bakın işte düştüğümüz hale bakın. Demek ki FIFA 20'de bir bug varmış. Ya kontrol edeyim top. Top değil ya. Şu an düşürmeyi düşünüyorum. O kadar sıkıcı geçiyor ki maçlar. Bir şut falan çekebiliyorum maç boyunca arkadaşlar yani. Siz de görüyorsunuz. Ve orada... Ne oldu? Penaltı falan sandım ya. Yemin ediyorum penaltı falan sandım. Lan ne yapıyorsun? Aa, topu bıraktı ya. Arkadaşlar topu bıraktı adam. Ya pozisyonlar gerçekten can alıcı ya. Böyle şeyler olmamalı bence. Çok dikkatsiz oyuncularımız. Sanki şey gibi böyle. Oynamaya değil rezil olmaya çıkmış gibi oynuyorlar. Yani yapılmayacak hatalar yapıyorlar ya. Böyle şeyler olmamalı futbolda. Güzel. Seken top. Yine onlarda kaldı. Her top onlarda kalıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bizim takım bayağı uyuyor yani. Ne zaman düzeltecekler bunu acaba? Saçma olmuş bence. Bu benim şeyimden dolayı mı? Şimdi nasıl diyeyim? Talimatlarından dolayı mı yani? Sanmıyorum ya. Golü attık ama. Mesut. Mesut şimdi bir fırsat yakalanmıyor ki. Adamlar of böyle 10 kişi falan. Şey yapıyorlar. Anında bastırıyorlar yani oraya. Efecan'ı şimdi baskılamamız lazım. Evet Efecan sıyrıldı. Efecan. Açı dar. Efecan vurdu. Seken top. Allah'tan uzaklaştırdık. Gustavo al. Hadi oğlum biraz top sürelim ya. Yok abi hemen kapatıyorlar. Şu kanattaki oyuncular da eskiden daha çok kaçardı. Açıkta kal arkaya koş dememe rağmen arkadaşlar koşmuyor bu adamlar. Niye? Eskiden koşuyorlardı yani. Şu an hiç koştuklarını hissetmiyorum yani. Böyle diyebilirim size. Keşke koşsalar eskisi gibi. Calmo pası verdi. Spoys girdi karaya. Klosterman, Rami. Mesut. Of gel de deli olma ya. Serdar Aziz. Bir müdahale daha. Çok iyi. Serdar çok iyisin. Moses. Yani Muriç'e de arkadaşlar koşturulmuyor ya Muriç'te gerçekten. Vallahi koşturulmuyor. Faul mu? Bu da ilginç bir faul mesela. Bir adam da çok müdahale yapmadı ama verdiler faulü.
Şaşırtıcı. O zaman Tufan'ı alalım. Dakika kaç? Değişiklikleri gerçekleştirelim arkadaşlar biz. Değişikliklerimi göstermeyi unuttum. Şurada arkadaşlar işte Kuruze'yi aldım. O zaman Tufan'ı ve Hasan Ali kaldırımı aldım. Beklerimiz çok yoruluyor bu formasyonda. Değiştirmeyi düşünebiliriz. Bakalım ne yapacağız bilmiyorum. Moses ortası. Ozan Tufan gerçekten güzel bir pas kaleciye. Tebrikler Ozan. Muriç bu arada bilmiyorum. Ne oluyor? Başlat artık oyunu ya. Allah Allah. Muriç arkadaşlar çok şey kalıyor. FIFA 19'da Frey'i biliyorsunuz. Bizim için bayağı bir iş yapan bir isimdi. Ama FIFA 20'de Muriç o kadar iş yapamıyor yani bence. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yani ben gerçek hayattan bahsetmiyorum. Gerçek hayat tabii ki iyi bir oyuncu. Ama oyunda cidden başarısız kalıyor bence. Orta gelsin. Orta çok çok güzel pozisyon lan. Yaz bunu. Yaz. Geri Rodriguez 2-0. Deplasmanda Alanya'ya 2-0 öndeyiz. Alanya'ya karşı. Rodriguez ikinci golünü attı takımının. Harika bir gol. Orada ortadan gol olması gerekiyordu aslında. Orta çok iyiydi Kruze'ye ama orta gol olmadı. Neyse ki devamında golü atmayı başardık. Moses alamadı topu. İndirdik ama yanlış yere. Musa Çağran. Calma pası. Bambu'ya topu alamadık. Şimdi bu pas neyin nesiydi mesela arkadaşlar? Bazı topları gerçekten anlayamıyorsunuz oyunda. İlginç. Paslar atılabiliyor. Şaşırmamanız lazım buna. Ya bu mesela şu pas. Daha iyi kesinlikle atılabilir ya. Ben en iyisinin bu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden kızıyorum zaten. Kruze pası. Mesela defans oyuncuları bana kalırsa çok önüne geçiyor adamların. Bizim oyuncular arkaya koşamıyor resmen. O şekilde bir öne geçme var. Moses ortası şimdi. Ama çok etkisiz bir ortaydı açıkçası. Moses'tan bu kadar kötü bir orta beklemezdim. Ama insanlar beklemediğiniz şeyler yapabiliyor. Ah be. Bir araya giremiyoruz bir de arkadaşlar. Ben anlamıyorum. Adamlar böyle çok skilli mikilli oynuyor bazen. Şekil çukul yapıyorlar. Hiçbir şey yapamıyoruz yani karşısında. Bazen de hiç şekil şukul yapmadan da yanınızdan koşup geçebiliyorlar. Mesela şu an sadece topla oynuyor Alanya. Herhangi bir atak amaçlara gütmüyorlar bence şu an. Derken yani böyle pozisyon yemem. Adamlar resmen lafı ağzıma tıkıyordu az kalsın ya. Çok güzel pas. Luis Gustavo'nun pası. Moses fake'ini attı. Ama rakibini geçemiyor bir türlü. FIFA 20'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi arkadaşlar. Rakibinizi geçemiyorsunuz kolay kolay. Orta çok iyi yere ama böyle de kötü vurmazsın be abi. Serdar Aziz sarı kart yedi. Neden olduğunu anlamıyorum. Ne yaptı acaba? Neyse. Artık maçta son anlar. Dakika 89 ve biz 2-0 öndeyiz. Maçı kazandık diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten etkileyici bir performans. Gösteremesek de maçı kazanmayı başarmamız bizim için önemli bir olay. Hep müdahaleler bakın çok başarılı adamların. Ve biz araya giremiyoruz bir şekilde. Bizim oyuncularımız çok afallıyor. Saçmalıyor. Yani bu ayarlardan düzelecek bir şeyse siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de düzelteyim arkadaşlar. Çünkü hep böyle oluyor yani. Bu bir kereye mahsus bir şey değil. Evet pozisyon almayı başardık. Kaydım. Ah dışarı attı Allah'tan Spoiz. Ve maçı 2-0 kazanmayı başarıyoruz. Alanya'yı 2-0 stadına gömdük arkadaşlar. Lig lideri şu an, gerçi şu an değil. Eskiden lig lideriydi Alanya. Stada gömdük. Maç sonu röportajına geçiyorum. Ben maç adamı Rodriguez olmuş. Siz burayı izlemeyeceksiniz çünkü sıkıcı oluyor arkadaşlar röportajlar. Evet arkadaşlar Alanya maçından sonra Ankara Gücü maçıyla sizlerle beraberim. Bu maçı birlikte simüle edeceğiz. Bakalım kaç kaç bitecek Ankara Gücü maçımız. Öğlen oynanan bir maç. 3-1 kazanmayı başardık. Moses Muriç ve Ozan Tufan'ın golleriyle. Şu an çok iyi gidiyoruz ligde de. Şimdi önümüzde hangi maç var arkadaşlar? Galatasaray derbisi var. Bu maça çok konsantre olmamız lazım. Çünkü Galatasaray çok iyi bir takım. Asla onları hafife almamak gerekiyor. Ben basın toplantısına katılıyorum arkadaşlar. Maç ekranında sizlerle görüşürüz. Evet arkadaşlar Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazırız. Türk Telekom Arena'ya gitmeye hazırız. Kadromuz bu şekilde gördüğünüz gibi ateş ediyor.
Mesut Özil'in sağ kanat oynama yeteneğini yine kullanmak istedim. Açıkçası Kolarov'dan da çok memnun değilim. Ano yani bilmiyorum, belki satabiliriz arkadaşlar. Bana çok iyi gelmedi açıkçası ama onun dışında kadro güzel ilerliyor. Beklerimizde sıkıntı yok. Açıkçası Altay da çok iyi. Maça geçelim. Yeni bir diziliş, yeni bir taktik deniyorum bu maç. Umarım işe yarar. Yine bir deplasman maçında Falcao'nun vuruşuyla Türk Telekom Arena'da başlıyoruz arkadaşlar. Kadroları bildiğiniz gibi Galatasaray'ın şu an çok kaliteli. Gerçekten bu maç çok iyi oynamamız gerekiyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Mümkün olduğunca baskıyı elden bırakmayıp kazanmaya odaklanmamız gerekiyor. Gerçekten çok güçlü oyuncuları var. Mümkün olduğunca dediğim gibi herkes elinden geleni ortaya koyması gerekiyor. Şimdi Mesut'a çok iyi bir pas. Mesut ama oradan Agatomo çok hızlı. Şimdi Muslera'nın bir hata yapmasını bekliyoruz. Muslera iyi şişirdi. Falcao indirebilecek mi? Falcao indirmeyi başardı ama araya Emre Belezoğlu girdi mi? Bir türlü top havadan inmedi ve en son Ezonzi'de kaldı top. Belhanda. Şimdi Falcao'ya başarılı. Babel. Ryan Babel. Flösterman. Kale gibi durdu orada. Gustavo. Şimdi güzel pas. Emre Belezoğlu. Muriç. Muriç'ten bir koşu bekledim ama beklemediğim koşuyu bir türlü veremedi. Luis Gustavo. Şimdi ah be, o pas geçse çok farklı şeyler olabilirdi. Cruz'e çok iyi girdi araya. Flösterman. Mesut. Emre. Ah. Ay ha ha. Ne yapacaktım? Ben de şaşırdım arkadaşlar orada. Ne yapacağımı unuttum resmen. Ama sıkıntı yok. Biz şu an çok iyiyiz. Galatasaray'a top oynatmadık diyebilirim. Babel'den şekil bir pas. Mesut öyle bir girdi ki araya. Bir daha eminim top atamazlar. Tamam. Babel. Nagatomo. Tamam, sıkıntı yok. Babel'e müdahale edemedik. Belhanda'ya ettik ama. Mesut. Mesut şimdi geri aldı topu. Mesut. Mesut kanattan yardırıyor. Mesut bildiğiniz gibi çok iyi ortalar açabilen bir isim arkadaşlar. Mesut fake'ini attı. Ortası gelecek şimdi Mesut'un. Ah ama orada. Zaten offside'de olan bir isim açtı ortasını. Zaten o yüzden geçmesini istemezdim ben. Şimdi çok kötü bir pozisyon yalnız arkadaşlar. Teguli. Teguli neyse ki topu ayağından açtı ve Altay topu aldı. Çok büyük bir kontra atak yedik gerçekten. Önemli bir pozisyonda ama bundan başarılı ayrılmayı başardık. Yani Babel, Klosterman ama orada bir faul sezdi hakem. O Luyendama sakatlandı. Luyendama sakatlandı. Gustavo diyor ki ben bir şey yapmadım diyor. Değişik değişik baktı. Luyendama'nın yerine kim girdi acaba? Luyendama gerçekten Galatasaray için önemli bir isimdi. Onu sakatlamamız Galatasaray'ı gerçekten üzmüş olsa gerek. Ne yapacaklar bilmiyorum. Kanatta büyük boşluk var şu an. Geri Rodriguez. Bu boşlukları değerlendirebilen bir isim. Rodriguez ortaya çevirdi. Çeviremedi maalesef. Mariano. Ah, Mariano çevirmeyi başardı. Lemina Cruz'e girdi araya. Pası Rodriguez'e. Rodriguez döndü. Ortasını açtı. Arkaya Mesut'a. Mesut ama maalesef iyi bir kafa vuruşu gösteremedi bize. Mustafa da sarı kart yemiş bu arada. Bu iyi olmadı. Şahsen bizim için. Orada bize bir fake attılar. Kolarov. Kolarov. Aa, müdahalesi çok iyi. Cruze. Cruze çok defansa koşuyor arkadaşlar. Bence bu yüzden yoruluyor Cruze. Orta şimdi sağ dışına. Falcao indirdi ama Adil Rami Klosterman. Şimdi çok güzel. Çok güzel çıktık. Çok güzel çıktık. Mesut. Emre. Arkaya bir pas. Vedat Muriç'in önünde kaldı. Şimdi Muriç pasını verdirmediler Muriç'e. Muriç orada az kalsın veriyordu pasını. Verse de çok tehlikeli bir pozisyon elde edebilirdik oradan ama maalesef pası veremeyince Belhan da şimdi kanada koşuyor. Serdar da onu takip etti. Serdar, Klosterman ikisinin arasında kaldı. Belhan da fake'ini attı. Fake'i başarılı Belhanda'nın. Önüne doğru kapatmamız lazım artık Belhanda'nın. Belhanda'dan topu almayı başardık. Şimdi çok güzel pas Gustavo'ya. Gustavo. Gustavo'nun pası güzel. Açık bir noktaya. Ah Emre, ah Emre. Ayağından çıkaramadı top Emre Belezoğlu. Çıkaramayınca da biz kaybettik. Falcao indirdi şimdi. Lemina. Mario Lemina. O da Galatasaray için yine önemli bir isim. Belhanda. Belhanda'ya müdahale Klosterman'dan çok hoş. Geri Rodriguez. Şimdi aldı topu. Rodriguez ortaya çevirdi. Emre. Kanatta bir boşluk terste. Mesut. Mesut çaprazdan. Mesut ama Muslera kalesinde çok dikkatli ve çok gerçekten Galatasaray'ın kalecisi Muslera bence Süper Lig'deki en iyi kaleci arkadaşlar. Bu açıdan da topu alması hiç zor olmadı kendisinin.
Feguli. Top taca çıktı, evet. Bizde şu an. Güzel. Kolarov. Şu dakikaya kadar Galatasaray'a karşı gerçekten güzel oynadığımızı ve üstünlük kurduğumuzu söyleyebilirim arkadaşlar rahatlıkla. Arkaya bir top ama geçmedi maalesef. Şu pasları geçirmememiz lazım yalnız bizim. Çünkü şu an defansımız dengesiz yakalanmış olabilir derken adamlardan pas hatası geldi. Rodriguez. Luis Gustavo. Fake at. Rodriguez vurdu şimdi. Ah, Mustera'dan döndü yine. Mustera arkadaşlar gerçekten gol atması zor bir kaleci. Keşke gol atabilsek ama böyle uzaktan şutlarla çok zor arkadaşlar. Belhanda'dan yani artık yuh. Yuh denecek bir pas. Başka hiçbir şey diyemezsiniz bu pas arkadaşlar. Yuh dersiniz anca. Neyse ki Kolarov'dan sekti top. Kornerlerde riskli gerçek. Galatasaray'a karşı Galatasaray çünkü kornerlerden de çok gol bulabilen bir takım. Vur. Dik. Uf, çok korktum. Aşırı korktum ya. Çizgiden çıkardık arkadaşlar. Wilker'in düştüğü geldi. Abi az kalsın yiyorduk ya. Pozisyona bak. Son anda arkadaşlar gerçekten son anda 1-0 ilk yarı yeni kapatabilirdik. Çizgiden çıkardık topu. Hem de ne çizgi. Neyse. Cruze şimdi verdi pasını. Rodriguez. Rodriguez'in pası geriye. Luis Gustavo'ya. Gustavo. Kanada verdi Klosterman'ı şimdi. Klosterman'dan bir fake gelecek. Fake'i güzel. Pası da güzel. Emre Belezoğlu. Emre'ye pasını verdirmediler. Lines. Nesin pası başarılı. Falcao. Lemina'ya verdi. Lemina kötü bir pas. Adil Rami beklemiyordu orada Serdar Aziz topu. Serdar Aziz, Emre Belezoğlu kaptırdı topu şimdi. Emre gerçekten takımın önemli bir ismi ama çok da hata yapan bir isim. İlerleyen günlerde zaten futbolu da bırakacak kendisi. Ona göre yerine birini bulmamız gerekecek ama bu şu an riskli bir pozisyon. Kötü orta geldi neyse ki. Şimdi bizim bunu bir kontra hata çevirmemiz lazım. Ama Emre çok ağır kalıyor bu pozisyonlarda işte. Mesut Özil şimdi. O da durmak zorunda kaldı. Luis Gustavo. Çok güzel. Klosterman çok güzel. Ya Klosterman o tarafa... Gerçekten o tarafa çekmedim arkadaşlar ya. Dümdüz ileri doğru koşsa Nesi geçecekti. Çok güzel pozisyon yakalayacaktık. Vallahi yemin ederim ya. Belhanda'dan çıktı o top değil mi şu an? Ya ne friki ya hocam ya. Özil'in yerine Musa alıyorum. Çünkü gerçekten Mesut Özil kanatta hiçbir şey yapamadı. Denebilir arkadaşlar. Hatta bir de ben talimat değiştireyim. Çünkü bundan yeter verimi alamadık. Evet. Taktik talimatı değiştirdim arkadaşlar. Bakalım. Umarım yeni talimatlarımızla hemen gol bulabiliriz. Geri Rodriguez'den pas. Muriç. Bunu bile atamıyoruz. Düşünün Mustera o kadar iyi bir kaleci ki. Bunu bile atamıyoruz arkadaşlar. Moses şimdi ortası çok iyi. Moses'ın ortası. Şey çıkmadı maalesef. Enzonzi şimdi pasını verdi Belhanda'ya. Belhanda kanada doğru açıldı. Şimdi arkaya bir pas. Babel'e. Babel topu kontrol etmesi biraz zaman aldı ki önüne geçebildik. Babel. Şimdi pasını verdi Gustavo'ya. Çarptı top. Cruze. İyi pas. Şimdi çok güzel çektik. Gerçekten muazzam bir pas Moses'a. Moses. Şu an 2-2 pozisyonda Galatasaray. Geriden gelen oyuncuya atmak istememiştim ben ama maalesef gerçekten oyunun azizine uğruyoruz bazen. Emre. Şimdi pası Moses'a. Moses. Fake'ini attı. Moses. Ortayla karışık. Daha doğrusu Muriç'e bir pas. Muriç döndü şimdi. Muriç. Bu neydi bilmiyorum ama. Okey. Falcao indirdi topu. Orada Enzonzi'ye. Enzonzi'nin pası. Defans oyuncumuz kademede. Yakalayabilecek mi orada topu Feguli? Yakalayamadı. Neyse ki yakalayamadı çünkü. Feguli riskli bir isim. Cruze'nin yerine Deniz Türüç'ü aldım arkadaşlar. Bakalım biraz da bu oyuncuları görelim. Çünkü rotasyon önemli. İleride lazım olacak. Serdar Aziz. Adel Rami. Güzel pas. Deniz Türüç. O da güzel pas ama Muriç işte. Muriç. Deniz Türüç'e. Şimdi Deniz. Vurdurmadılar. Muriç'in önde kaldı. Muriç. 1-0 öndeyiz. Türk Telekom Arena'da Vedat Muriç'in golüyle 1-0 öndeyiz sayın seyirciler. Güzel bir gol attı Muriç. Vücudunu kullandı. Orada pozisyon bilgisini kullandı ve çok doğru pozisyonda buluştu topla. Yenilmez olan Mustera'yı yenmeyi başardı arkadaşlar. Mustera her zamanki gibi
Oyunda da ligde de çok iyi performanslar gösteriyor. Gol yememeye and içmiş adeta arkadaşlar. Bu yüzden bu pozisyonlarda yakaladığımız bir gol bizim için çok değerli. Şimdi gol yemememiz lazım. Çünkü Galatasaray derbisi diğer maçlara benzemez. Gol bulmaya çalışırsak sürekli gol yeriz arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Babel'e şimdi mesela güzel bir pas verdiler. Babel, Klosterman neyse araya çok güzel girdi. Emre. Emre çekecek şimdi topu. Çekti ama kaptırdı mı Babel'e? Kaptırdı. Belhanda. Orada bir vücut çalımı. Ah neyse ki kalede Altay. Altay kalemizde. Şimdi kanada doğru şişirdik. Orada Moses var çünkü biliyoruz. Moses indirdi topu. Güzel bir pas. Ama maalesef Moses'la Emre Berezoğlu'ndan kötü bir pas geldi. Moses. Top şu an bizde kaldı yine. Sıkıntı yok. Açtık oyun çok güzel. Kolarov'a doğru. Kolarov. Kolarov pası çok iyi. Muriç. Ya öne doğru koşan oyuncu attım arkadaşlar ben. Niye böyle paslar atıyor saçma sapan? Çok iyi pas. Yani şu pasları bizim takım atamıyor herhalde bir tek ya. Diğer her takım çok iyi atabiliyor. Serdar Aziz çevirdi. Adil Rami. Çok güzel. Çok güzel çıkabiliriz şu an. Deniz Türüç. Verdi pasını. Çok güzel. Kanatta Kolarov. Kolarov. Kolarov adam yetişti ya. Kolarov şimdi dönüp açtı ortayı. Muriç'e ama Gustavo'nun önünde kaldı. Dönen top. Ah be bir karambol bir karambol olur mu dedim ama yok. Galatasaray burayı iyi savuşturdu. Gerçekten. Kolarov şimdi girdi araya. Pasını da verdi. Deniz Türüç. Luis Gustavo. Enzonzi'nin müdahalesi çok güzel ama. Orada bir avantaj verdiler bir de. Ben anlamıyorum yani. Biz ne yapıyoruz da bu adamlar böyle avantaj falan alıyor. Neyse ortaları çok kötü açıyorlar arkadaşlar. Eğer iyi ortalar açsalar var ya biz şu an kesin kaybediyor olurduk. Çok aşırı bir pas denemedi mi orada bizim oyuncu? Bence aşırıydı ama. Şimdi dakika artık 90. Artık bir hatanın dönüşünün olmadığı bir yerdeyiz arkadaşlar. Luis Gustavo. Pası çok ilginç. Serdar Aziz. Kolarov. Şimdi arkaya bir koşu var mı? Gösterdi mi orada bunu Rodriguez? Gösterdi. Ortasını da açtı Rodriguez. Ama ortası çok ilginç bir yere. Bir şeyler oldu oradan. Ne olduğunu anlamadım. Maçın bitmesi lazım artık. Adil Rami ve maçın düştüğü geldi. 1-0 yenmeyi başarıyoruz. Galatasaray'ı. Türk Telekom Arena'da. Muriç Falcao'dan daha iyi olduğunu gösterdi mi acaba bu performansla? Attığı gol gerçekten biraz şansa bir goldü ama bence iyiydi yani. Sonuçta Muslera şu an 85 reytingli bir kaleci FIFA'da. Topla oynamada öndeyiz. Bir tane nasıl yok onda gerideymişiz ama Galatasaray bir tane şut çekebilmiş arkadaşlar sadece. Pas isabetimiz aynı. Maçın adamı da attığı golle Muriç olmuş hemen. Röportaja geçiyoruz. Evet sevgili izleyenler bu bölümün de burada sonuna geliyoruz. Fenerbahçe kariyeri 3. bölümü. Eğer beğendiyseniz like atmayı, yorumlarda bunu yani yanlış yaptığım veya doğru yaptığım şeyleri belirtmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.